Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Kopenhag Trabzonspor maç sonu değerlendirmesi yapacağız. Oyuncuların performansını konuşacağız. Bir kere e, direkt konuya girelim. Kötü bir performans vardı. Hayal kırıklığı oldu. Neredeyse sağda şu oyuncu iyi diyebileceğimiz bir tane bile oyuncu yoktu. Biraz hocanın tercihlerini de konuşacağız. Takımın oyununu, orta sahamızı, hücum hattını komple konuşmamız gerekiyor. Batra girdi, Enes Badri girdi. Bu da oyuncularımızla da değerlendireceğim ama şunu net kafadan söyleyeyim. Batra bize mükemmel ilaç olmuş. ilaç olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir oyuncu getirmişiz. Helal olsun. Her anlamda takıma liderlik yapacak bir oyuncu geldiği için çok mutluyum. Bu maçtaki en önemli benim için kazanç görüntü Batra'nın görüntüsüydü. Detaylarda konuşacağım detayla. 2-1 mağlup olduk ama bu futbola üzülmeyin arkadaşlar 2-1'e. Çünkü bu futbola 3-1, 4-1, 5-1 de bitebilirdi. Adamlar atabilirlerdi bakın. Allah'tan son pasları, final pasları, son vuruşları yapamadılar. Ve maç bu şekilde bitti. Şimdi Abdullah Hoca Dorukan oynatmadı. Şimdi Dorukan neden oynamadı, oynamıyor diye çok fazla soru vardı. Hafta içerisinde zehirlendi dendi. Demek ki kendisi fiziksel anlamda hala iyi hissetmiyor. Halsizliği vardı ve Abdullah Avcı onunla sahaya çıkmayı tercih etmedi diye düşünüyorum. Bundan dolayıdır diye tahmin ediyorum. Mutlaka hocaya soracaklardır maçtan sonra. Dorukan'ın zehirlenmişti hatırlayın. Ondan dolayıdır diye düşünüyorum. Kalede Urcan Çakır, Larsen, Vitor Hugo, Densville, Dolbeck'te Eren Elmalı. Densil ve Vitor Hugo ile başlamasındaki nedeni ben size maçtan önce söyledim arkadaşlar. İki tane oyuncu aylardır çalışıyor. Aylardır bir efor sarf ediyorlar. Takımımızın eski oyuncuları ve kafadan bir günlük adamı tak diye koyamazsın. İhtiyaç olursa koyar dedim. Nitekim ihtiyaç oldu Batra'yı koydu hoca. Onun için oynatmadı. Orta saha tercihi çok radikal bir tercihti bence. Siopis, Aplikadomir ve Bakasetas bu üçlünün. Ligde de uyum içerisinde olmadığını, ligde de topa sahip olamadığımızı, ligde de orta saha üstünlüğünü sağlayamadığımızı biliyoruz. Maçtan önce de Kopenhag maçını eğer bu üçlüyle çıkarsa yenileceğini sabahki çektiğim videoda izleyin söyledim. Birinci çektiğim videoda söyledim. Ve şimdi solda Trezeguet sağda, Kouassi ileride de konuyoruz. Zaten Kouassi tercihiyle beraber de takımımızın hücum gücünü komple düşürdük. Kouassi çünkü neredeyse arkadaşlar hiç yoktu. Yani ben bugüne kadar bu kadar kötü bir performans sergileyen daha başka bir oyuncu görmedim. İlk yarı topla buluşması ya 2'dir ya 3'tür. Kuasi'nin acilen kendisine çeki düzen vermesi lazım. Boşuna kontajanı doldurmaması lazım. Bakın çok sert konuşma yapıyorum Kuasi için. Çünkü bu kadar kötü performansı kaldırmaz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kaldırmaz abi. Orada oynuyorsan bir şeyler yapacaksın. Tamam Trezege'de iyi oynamadı. Evet ilk yer için Makasetas, Ömür, Cornelius oyuncularımızın hiçbiri konsantre olamamış gibiydi. Rakip bizden her anlamda daha iyiydi. Daha istekliydi. Daha sert oynadılar. Daha baskılı oynadılar. Biz maça bir kere direkt maça mi konuşacağız oyuncu performansını. Biz zaten maça topa sahip olarak direkt rakibin baskısını kırmaya odaklandık. Defansa top çevirdik. Orta sahada top çevirdik. Rakip de buna izin verdi. Daha sonra oyunu Dengeledik hemen kafadan dengeledik. Daha sonra kendi bir gol yedik. Ondan sonra gene kopmalar başladı. İki geldi devrenin hemen başında. Ondan sonra Abdullah Hoca hamleler yapmaya başladı. Abdullah Hoca hamleler yapmaya çalıştı. Ama arkadaşlar şimdi Denswil'in çıkması, Batra'nın girmesi neden oldu? Onu da şöyle detaylandıracağım sizlere. Denswil ile Batra ikisi de stoper oyuncusu olabilir. Ama Batra oyuna girdikten sonra özellikle top oyuna sokma yönünde ne kadar başarılı olduğunu gördünüz. Abdullah Avcı Enis Badri'yi attı. Siopis'i çekti oradan. 6 numarasız oynadık bakın ikinci yarı. 3 tane 10 numara var sahada. Enteresan. Canin'in var, Trezegen var, Konyerus'un var. Yani Batra'da bir 8 numara gibi düşünmek lazım. Gerçekten çok iyi ayakları var. Hoca sahanın içerisinde bir şeyleri denedi, oynadı. Büyük risk aldı. Ya tutarsa dedi 3 da bitebilirdi, 4 da bitebilirdi. Allah'tan Bakasetas'ın uzaktan şutu Biraz şansa biraz Allah yardım etti gene. Çarptı falan girdi. Girmeseydi maç 2-0 bitebilirdi. 2-0'lık skor bizim için kötü olabilirdi arkadaşlar. Ama bu futbol bize ilerleyen süreç için olumlu sinyaller vermiyor. Ligde evet 2'de 2 yaptık kupayı aldık. Performans anlamında tatmin etmiyordu. Sinyalleri çakıyordu bize ve patladı. Bir yerde patlayacaktı. Çok kötü bir futbolla patladı. Tabi takımda Marakamşik yok, Dorukan yok. Eksiklerimiz var. E i̇ster istemez de orta sahada yani Doğucan'la niye başlamadı? Doğucan ligde de çok kötü oynadı. O ışığı hocaya o elektriği veremedi diye düşünüyorum ve Doğucan oynatmadı. Oyuncu performansını konuşalım. Yarın maç sonu ve taktik tekniğe gireceğiz. Çok uzatmak istemiyorum çünkü videomuzu uzatmayayım. Çünkü zaten maç çok geç saatte bitti. Saat şu an tam 12. Arkadaşlar Uğurcan Çakır yere yatmadan iki tane gol yedi. Uğurcan Çakır hani e, iyi mi oynadı kötü mü oynadı derseniz bence vasat oynadı. Bir iki tane topa da boş çıktı. İşte bu maçları Uğurcan Çakır'ın Fark yaratması gerekiyor. Ekstra kurtarabileceği toplar var mıydı? Yoktu. Bir tanesi zaten e, hani ne olduğunu anlamadı, tıktık. Tık, iki tane pas, adamla ay direkt ayak içini bıraktı, golü yedi. Orada zaten kontrpide kaldı. İkinci golde duran toptan seken topta Larsen zaten geriye kaçmasa Larsen olduğu yerde beklese Larsen topu uzaklaştıracaktı. Larsen hem offside'ı bozdu, hem üzerine gelen toptan kaçtı, adam boş kaleye attı. Larsen orada durdurabilirdi. Uğurcan Çakır bir iki tane boşa çıktı. Ve bana iyi bir görüntü vermedi arkadaşlar maalesef. Uğurcan Çakır normal bir görüntü verdi. Larsen ve Eren iki bekimizi de ben bu maçta beğenmedim. Ne hücum ne defans iki bekimizi de beğenmedim. Özellikle Eren ilk yarı çok bocaladı. Eren'in tarafından çok ciddi ataklar yedik. Pozisyon almasında Eren'in biraz sıkıntı var bakın. Eren'e biraz dikkat etmesi gerekiyor. Bu pozisyon alma işlerine arkasından haberi yok. Baktığım zaman 19 yaşındaki oyuncu tecrübesiz bir oyuncu. Ve çok fazla arkasına kaçırdığını gördüm. Larsen hiç oyuna katılmıyor. Defansa tamam orayı kapatıyor ama hiç oyuna katılmıyor. Orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür. Bu üçlünün olmayacağını hep söylüyorum zaten. Nitekim olmadı. Siopis'in basit bir pas hatasında yapmaması gereken bir pas hatasıyla beraber ilk gol geldi zaten. Siopis'in topla ilişkileri kötü ama enerjisi çok iyi. Takıma bir enerji katabiliyor. Takımda zaten 6 numara hiç... Hani oynatabileceği bir altı numara olmadığı için orada Siopis'le başlamak zorundaydı. Dorukan Siopis bekledim ben. Önlerinde Bakaset'a sağda ömür yapar dedik ama Abdullah Avcı keşke Kuasi yerine Canini başlasaydı. Çünkü Kuasi sağ tarafta arkadaşlar bu kadar kötü bir performans beklemiyordu. Hani burada bu kadar da ağır konuşmak da istemiyorum aslında. Çünkü oyuncuda hani ne bileyim abi. Ama Trabzonspor takımının oyuncusuysan da bu eleştirileri alacaksın. Al, alırsın yani. Çünkü o formanın hakkını vermediğin zaman Çünkü gerçekten çok iyi futbolu bilen bir taraftar grubu olduğumuzu düşünüyorum ve herkes aynı kafada neredeyse yani herkes bir teknik direktör diyebilirim yani hepimizin futbol bilgisinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve Kuasi bugün bir tane kişi çıksın da ya Kuasi iyi de şöyle falan diyemez abi demez. Evet Trezeguet de içeri gire yani içeri giriyor, geri oynuyor. İçeri giriyor, geri oynuyor. Şu tatayım, oyuncu eksiltince ikinciyi eksilteyim demiyor. Biraz daha sorumluluk alması lazım Trezegen'in. Trezegen'in görüntüsü, Kouassi'nin görüntüsü bize eyvah bize bir kanat oyuncusu lazım dedirtti. Daha sonra Enes Badri girdi. Ben Enes Badri'nin oyuna girdikten sonra bir aksiyon yapmasını bekledim. Yapmadı. Bence vasat bir görüntü çizdi Enes Badri. Zaten hani e Takımın bir ritmi yoktu bugün. Takımın bir pas alışverişi de yoktu bugün. Buna vadide ayak uydurdu oyuna girdikten sonra. İleride konuyoruz istediği topların hiçbirini alamadı. İleride istediği topları alamadığı için de Konyos çok etkinliğini gösteremedi. Ama bir kere şunu net bir şekilde söyleyeceğim. Takımımızın ilk yarı özellikle çok yumuşak olduğunu, rakibin çok sert oynadığını sabah çektiğim videoda ne dediysem çıktı arkadaşlar. Hızlı ucum ceza sahasına sokarsan atarlar. Aynı şekilde sert oynayacaklar. Onlara karşı orta saha mücadelesini elde tutabilirsen onlara karşı bir üstünlük sağlayabilirsin. Bunların hepsini sabah sizlere söyledim. Lütfen yorum bölümüne sizler de yorumlarınızı bırakın. Geç oldu tabii ki cevaplandıramayacağım. Bu videoyu çekip yükleyip yatacağım ben de. Yarın sabah da çok önemli bir işlerim var. Onun için yarın sabah videomuz gelmez ama öğleden sonra 2-1-2 arası bir videom gelecek. Maçtan sonra kritiklerimizi yapacağız. Özellikle bir isim vereceğim sizlere. Bu isim üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Yani hep beraber bu isim üzerinde bir yoğunlaşıp bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımımız bugün 2-1 mağlup olmuş olabilir. Gerçekten moralinizin bozuk olduğunu biliyorum ama inanın canınızı sıkmayın. Önemli olan içerisi. İçerideki maçta büyük taraftarımız sizler. O baskıyı ya kurarsınız. Beraber hücum, beraber savunma hocamızın dediği gibi. Sonuçta buradan 2-0 dönseydik eyvah derdim ben. Bu futbolla zaten eyvah dememiz lazım belki ama... 2-1. Ben birazcık rahatım arkadaşlar. İçeride atacağım bir golle beraber rakibi panikletirsin. Bakın 2-1'den sonra kendi sahasında bile teknik direktörün suratı bile değişti. Oyuncuların suratları, oyun görüşleri değişti. Stopper aldı topu taça vurdu. Sağ beki aldı topu Daundun ileri vuruyor. Yani oyun formatları değişti. Gol yedikten sonra demoralize olan bir takım dedim. Sabah çektiğim videoda da söyledim. Bakın önde olmasına rağmen bozuldular. Ne yaptığını bilmem bir takıma döndüler. Geçtiğimiz sezondan çok fazla oyuncu kaybettiler. Sakat oyuncuları da vardı. Bakalım ikinci maç, ikinci ayağına maçın yetişecekler mi onu göreceğiz. Ama kötü bir futbol. Abdullah da benim için bu maçta sınıfta kaldı. Neden? Çünkü oyuncu tercihlerinde kafadan yanlışlıklar yaptı. Orta sağ olsun, kanatta kuas ile başlaması olsun. Bunlar maçın seyrini değiştirdi. Maçın senaryosunu değiştirdi. Her maçın her oyunun senaryosu nasıl farklı? Olumlu işlerde Abdullah Hoca çok iyi işler yaptı diyorsak bu maçta da Abdullah Hoca'nın hataları vardı. Oyuncu değişikliklerinde de Dorukhan'ı neden oynatmadı diye çok soru geldi. Videonun başında dedim zehirlendi. Demek ki fiziksel olarak hazır değildi. Mutlaka soru soracaklardır. Hayırlısı olsun hakkımızda. Ama bizim bu şampiyonlar ligine vura kıra girmemiz lazım. Bunun hiçbir şekilde telafisi yok. Alternatifi yok. Evet 2-1 bir, e, bir skorla geliyorlar bize ama biz oraya orada gol attığımız için kafamız biraz rahat olsun arkadaşlar. Yatın, keyif alın. İnşallah hafta içindeki Antalya Spor maçından iyi bir skor. Arkasından Kopenhag maçı. Eyvallah deyip işimize gücümüze bakarız diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Çok fazla uzatırsak zaman uzar. Sizleri yatağınıza yatmadan yakalayacağım. Ya da sabah kalktığınızda bu videoyu izlemişsinizdir diyeceğim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kemiklem Serai'yi seviyorum. Allah'a